Melik e, Yunus hazırmış. Hemen bir Yunusa dönelim. Ha. Yunus öncelikle e, mutluluğun daim olsun tebrik ederiz. E, dolayısıyla hani e, evlendin ve bir sene bir süre göremedik. O yüzden. Ha, Ama Blinken yine geliyor. Ay e, hayır ben e, daha öncesinde. Ha, yine mi evlendi? Ya hayır canım bir kere evlendi bir de kere mi? Mi? Ondan sonra Ben, ben hani yayında yoktu ya. ya bir süredir O ha, yüzden tebrik biliyordum. ettim ee, Yunus e, bazı ayrıntıları konuştuk e, Blinken'la ilgili olarak e, Yarın akşam e, İstanbul'da olacak Cumartesi günü ne kadarını yakalayabildiğini bilemiyorum Cumartesi günü heyetler olacak Hakan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ve heyetlerle görüşecek bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da şu an için kabul öngörülüyor ama gelecek ne getirir onu bilemem 48 saat içinde ne değişir ama en azından şimdilik böyle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durum nedir? Tur'un nedeni olarak ne açıklanıyor? Türkiye ayağı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl değerlendiriliyor? Şimdi bu resmi açıklama biraz önce geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan e-posta yoluyla gönderildi. Biz de hemen e paylaşmış olduk. Tabii ilk durak bu geniş e turda Türkiye, İstanbul olacak. E Senin de bahsettiğin gibi Hande Fırat, Ankara mı, İstanbul mu olur mu derken resmi açıklama olarak İstanbul belir belirtildi. Hemen Türkiye'nin sonrasında ise Girit'e, Yunanistan'a geçecek. Tabii Türkiye ve Yunanistan'ın arka arkaya olması da son dönemlerde Washington'da özellikle Yunan lobisi tarafından ciddi baskıyla baskı unsuru yapılan bizim F-35'ler neden Türkiye'nin F-16'lara bağlandığı konusunu da akıllara getiriyor. İlk önce İstanbul daha sonra Girit. Resmi açıklamada gidilen ülkeler şöyle bahsediliyor. Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve Batı Şeria 5-10 Ocak e, ocak tarihleri arasında olacak bu. Tabii e, büyük ihtimal bugün yola çıkması bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri saatiyle ve yarın Türkiye'ye varması gerekiyor ancak hani e, biraz önce de bahsettiğiniz gibi cumartesi tam gün görüşmeler gerçekleştirilebilir. Şöyle bazı bilgiler veriliyor. Bakan Blinken gezisi boyunca İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de sivillerin hayatını korumanın önemini vurgulayacak diyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller. Ayrıca kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması bir diğer madde olacak Blinken'in gezisinde. Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımın artan ve sürekli biçimde ulaştırılması ve temel hizmetlerin yeniden başlatılması ve bunun başlatılmasının kolaylaştırılması konusundaki ortak kararlılığın vurgulanması ve özellikle bu geçtiğimiz günlerde ciddi sıkıntı yaratmıştı ABD hükümeti ve İsrail hükümeti arasında Ben Gvir Bakan Ben Gvir'in açıklaması sonrası Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemelerinin sağlanması ayrıca Tabii bunu konuşuyorduk geçtiğimiz ayda giderek hızlanmıştı. Hatta ABD bu konuda bildiğimiz gibi bir görev gücü oluşturmuştu. O daha sonra görev gücü bir türlü ABD'nin istediği gibi o havasını attığı gibi gerçekleşmemişti. Bu konuya da değiniliyor. Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemicilere yönelik saldırılarını caydırma ve Lübnan'da eklenmiş buraya. Lübnan'da gerilimin tırmanmasını da önlemek dahil, önleme dahil olmak üzere şiddeti durdurmaya Söylemleri sakinleştirmeye ve bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanizmalarda görüşülecek. Bakan Blinken'ın gezisi boyunca. Bakan aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'da barış için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit edeceği bildiriliyor. Aynı zamanda da İsrail'in yanında duracağı, ama bununla birlikte hem barış hem de güvenlik içinde yaşanacak gelecekteki bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik kapsamlı somut adımları da içerecek deniyor. Şimdi ben burada bir parantez de açmak isterim. Özellikle başta söylemiştim. Türkiye ve Yunanistan'ın arka arkaya olması ve burada Türkiye konuşulmaya başlandığında aynı anda Yunanistan da konuşulmaya başlanmıştı. Orada şöyle bir denge güdürüyor. Hemen geçtiğimiz yılın yaz aylarına gidelim 2023'ün. Türkiye'nin F16 süreciyle Yunanistan'ın F35 sürecinin birbirine bağlandığı ve Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsa şayet F16 onayının da geleceği ve F16 onayı ile birlikte Yunanistan'a da F35 onayı verilerek bir tür denge sağlanacağı söyleniyordu. Son zamanlarda Yunan lobisi Washington DC'de ciddi anlamda ses çıkarmaya başladı ve şikayet ediyorlar. Neyden? Siz Türkiye'nin İsveç'i onaylamamasından ötürü bizi cezalandırıyorsunuz. Biz niye Türkiye'nin bekleyen sürecinden ötürü mağdur oluyoruz diye baskı uyguluyordu. Ee, özellikle Biden yönetimine. Hatta dün de şöyle bir açıklama gelmişti Hande Fırat. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan. Çünkü böyle bir soru üzerine. Demişti ki TBMM komisyonundan geçen kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak biz nihai oylamayı ve İsveç'in katılımının onaylanmasını sabırsızlıkla dört gözle bekliyoruz demişti. Ayrıca biz aslında Türkiye'nin 16 süreciyle İsveç'in onayının birbirine bağlanmasını istemiyoruz. Bu bizim amacımız değildi demişti. Oraya hemen bir parantez. Bu doğru değil. Çünkü hem Kongre bağladı bunu hem de 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'de Tabii, Joe Biden açık açık bağlamıştı bu ikisini birbirine. Siz İsveç'i geçirin, ben de Kongre'den onu geçirmeye çalışayım diye. Ve şöyle, şöyle söylemişti dün e, ABD Dışişleri, İlerlemeye ne zaman hazır olacağımız konusunda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle aslında şunun haklı olduğu, bunun daha adil olduğu konusunda en azından Türkiye'de bir hava vardı. Biz komisyondan geçirdik, o zaman siz de ABD Dışişleri Bakanlığı olarak resmi bildiriminizi yapın kongreye, başlatın 15 günlük süreci, o arada da TBMM'den onay geçtiğinde zaten 15 gün içinde kongre bir tasarı geçirmezse bu satışa karşı o zaman ne olacak? İki tarafta da işlemler eş zamanlı olarak devam etmiş olacak. Yılbaşından önce ben Beyaz Saray kaynaklarıyla görüştüğümde ve bir haberini de yazmıştık biz bunun hürriyete. Önce İsveç onayı diyorlar. Kongredeki bazı üyeler ilk önce İsveç onayını görmek istiyor diyorlar. Bu tutumun hala devam ettiğini biz dün itibariyle yine görüyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan. Diyorlar ki burada bir suçlama da var Türkiye'ye. Bakın Türk hükümetine bir ee, suçlama Yunus, var. Yusuf ben Diyor bir ki... araya gireyim o zaman. Ben bir araya gireyim. Belki sana da aydınlatıcı olur. Aslında e, ben bir kısmını anlattım ama ee, tabii dışişleri bakanları arasında ya da bakanlıklar arasında yürütülen bir temas var ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir son konuşma var. Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin eş zamanlılık ifadesinden anladığı şey aynı değil. Temel sorun da buradan kaynaklanıyor bildiğim kadarıyla. Ee, senin söylediğin doğru Dışişleri Bakanlığı özellikle Türk gazeteciler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde e, meclis sürecinin tamamen tamamlanmasını yazının tamamen e, sonuçlanması konusunu bekliyor ama son telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da eş zamanlılığı kabul etmesi kafalarda bir soru işaretine en azından galiba e, yol açmış gibi görünüyor. E, dolayısıyla Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı adımlar bekliyor bu çerçevede. Sanıyorum eş zamanlılık meselesi bu Ankara görüşmesinde bir çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Bu konuda bir yorum yapıyorlar mı? Yoksa Biden eş zamanlılığı, eş zamanlılık ifadesini farklı bir biçimde mi kullandı diyorlar? Şimdi o eş zamanlılık meselesinde senin de söylediğin gibi Hande Fırat, sanırım bir Ankara-Washington hattı arasında nüans olduğunu söyleyebiliriz diyeyim. Şimdi orada da dikkatli seçeyim kelimemi. Çünkü yılbaşından önce işte sanırım 20 Aralık haftasıydı. Biz şöyle bir başlık atmıştık. Çünkü Beyaz Saray bize öyle söylemişti hürriyette. Önce İsveç onayı diye. Yani iki hafta öncesinde bile Beyaz Saray'dan gelen mesajlar biraz kopuktu. Önce siz şunu onaylayın. Çünkü kongredeki bazı üyeler ilk önce İsveç'in onayını görmek istiyor demişlerdi. Burada da dünkü açıklamada Türkiye'nin suçlanması şunu bir okursan bakın yani çok ilginç Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve bizim de üzerinde çalışmak zorunda kaldığımız eylemler nedeniyle Kongre'de engellerle karşılaştık. Yani bizim Kongre'de engellerle karşılaşmamızın ve uğraşmamızın sebebi aslında sizin yaptığınız eylemler. Sizin yüzünüzden biz Kongre'de uğraşmak zorunda kaldık diyor. Yani burada da aslında çok ton olarak olumlu bir ton değil. Ancak her iki konuda da ilerleme sağlayabilecek en iyi şeyin Türkiye'nin bir an önce İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için harekete geçmesi olacağını düşünüyorum. Yani burada o iki hafta önce bize söylenenle dün toplantıda söylenen cümle arasında bir paralellik var. Türkiye ilk önce bir onaylasın, biz kongre üyelerini bir hoşnut edelim, ondan sonra göndeririz bildirimimizi diyorlar. Ama iki müttefik, iki nato müttefiki arasında garanti, eş zamanlılık esasıyla gerçekleşecekse virüs, bu olay. Yürüz garanti vermiyorsa bildirimin yapılması bu, lazım. Çok özür dilerim. Belki bir mutabakat virüs garanti vardır. vermiyorsa ve belki bir mutabakat vardır bilmediğiniz. Onu diyeceğim işte yani. Bak biraz söylüyorum sana. Ama mutabakatta bir garanti yoksa ben niye geçiriyorum? Kardeşim belki bir mutabakat nedir? Tamam. İki ülke arasında belki bir mutabakat vardır diyor. Eyvallah. Bir şey varsa açıklayın Handanım. Hayır Ajay, hayır. bu kadarını söyleyebiliriz tamam. Zafer Bey. O zaman bu bu cümle çok anlamlı bir cümle haline gelmiyor. Yani siz bu ne kadar haline... anlamlı bir ifadeyle bunu söyleyebilirim. Yok <laughs> yok i̇ki... ben anladım. Yani sen diyorsun ki iki ülke arasında açıklanmayan bir mutabakat evet, var. Evet evet. Ha? Bravo. Belki evet. öyle bir şey vardır. Hayata dair böyle konuşamadığın şeyler varsa biz ara ara buluşalım <laughs> bu ekip. <laughs> anlat ya, bize. Allah yani biliyorsan yani, anlat. Zaten söyledin Hande önemli bir şey. Tamam yani belki. Ve iki, Erdoğan... Ya sonuç itibariyle bu işler e, çok ciddi işler. Tamam mı işin bir ayağında İsveç'in NATO üyeliği var. Tamam. E, diğer tarafta Türkiye'nin F-16 meselesi var. Diğer tarafta Türkiye'ye uygulanan haksız ve örtülü bir ambargo var. Yaptırım. Diğer tarafta F-35'leri Yunanistan'a vermeye kalkarak Ege'de silah silah dengesini değiştirmek var. Tamam mı? Diğer tarafta zaten Türkiye'nin karşı olduğu ve kararlılıkla bir mücadele yürüttüğü terör örgütüne verdiği silahlar var. Ve son olarak da eklenmiş bir İsrail-Filistin meselesine bölge karıştırmak var. Bu, bu bizim var. problem başlıklarımız. Belli ki, belli ki, ben de diyorum ki belli ki böyle büyük bir resim içinde... Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'de atılacak adımları e, bir adına ister mutabakat, işbirliği süreci bir şey diyin, e, bir şeye bağlamıştır. Önce sen bu adımı at, ben de bunu atacağım. Tamam. Sonra sen bunu at, ben hmm. de bunu yapacağım. Sonra sen böyle yaparsan, ben de bunu yapacağım diye. Bir... Şimdi bu iş bir yerde tıkanırsa e, bir şey varsa, Şimdi iki de... tarafın Tamam. Daha şey, daha ama şöyle. Gelir. Benim ne kadar güveneceğiz? Şu, i̇lk madde var ya o ilk blok. Sen dedin diğer sorunlar zaten YPG işi F-35 sonraki YPG mesele. YPG'ye İlkinde, YPG hay gelme. hay, ilkinde ben Orada bir şey, oray vereceğim size F-16'nın garantisini vereceksin. Sonrasında diğerlerini konuşuruz. Mesela senin için kağıt yazılı bir garanti midir? Evet. Bilemem ben bu garanti işte. Evet. Mi? Biraz da evet. Kalması Ayrıca değil. benim için şu da garantidir. Söyleyeyim ben sana. Erdoğan Biden görüşmesi kilidi açtı ya o görüşme. Evet. Peşinden geldi tak tak adımlar. O telefonda Biden, Erdoğan'a söz verdiyse bu da benim için garantidir. Sonuçta bir devlet başkanı yani. E, ya ifadesini eğer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kullanıyorsa biliyorsunuz e, yapılan tüm bu görüşmeler kayıtlı görüşmelerdir bu arada. Eyvallah. Yabancı devlet başkanlarıyla e, her ülkede yapılan görüşmelerin kayda alınır, deşifresi ya yapılır. Biz F-35 programları nasıl alındık ve nasıl çıkarıldık? Yani bu <laughs> tartıştığımız neden bu değildir? F-35'ler için biz para yatırdık mı? Yatırdık. Sen bakalım, bu parayı, o, parayı bir dakika. O kolay çözülecek çözü şey kolay değil. değil. Ama, ama bak ist, dinle. al mi? üyeliği ama, ama, ver f -16. Ama, ama sabır yani bu, bu, dinle. dinle. Önce dinle. Önce bir dinle ya. Dinle. Dün zaten herkesten dayak yedim. Ben de, de dayak yemem. <laughs> evet. Zamlar <gülüyor> yeterli <gülüyor> dedim dayak yedim. Şimdi e, F-35'ler için para yatırdık mı? Yatırdık bu parayı devlete yatırmadık. F-35 organizasyonu olan şirkete. Şimdi F-16'lar verilecek olur deyince F-35 o parayı F-16'lar için ödemek zorunda. Bak onları da lobisi var şirket olarak. Hani şirketlerin Türkiye'de de lobisi var ya parlamentoda yapan hükümet nezdinde vesaire. Bu işi yokuşa sürmelerinin temel nedeni yok bu, bugün İsveç neden? Daha evvel İsveç yoktu. İsveç yokken de vermediler. İşin realitesi bunu konuşmaktan uzak kaçıyoruz ama paradır. Ve bu parayı alan şirket ne kadar bu parayı geç öderse faizsiz o kadar para bulmuş. <laughs> Az buz bir para da değil. Mi? Yok Tabii he? canım ya ama gerçek ben bu. Ben şöyle Hande paraya, parayı, başlıkları sıraladı ya. O zaman. Bir dakika hep 16'da vazgeçtik. Parayı adilsinler. Etmiyorlar. Hayır hayır Sayın Bakanım. Eşkıya hukuku geçiyor. Şöyle. Efendim? Eşkıya hukuku geçiyor. Tabii ki yani biz e, Sayın Bakanım o F-16'ları alırsak o para ona mahsup e, edilecek. Tabii Yani. onun için yani bir şirketten çıkıp başka bir şirkete geçecek. Yani o, o para düşecek biz üstüne e, ödeme do Dolayısıyla adam sana F-16 vereceğini orada satışını yapıyor. Peki. E, ama o teklifi şey, biz de kabul ettik Sayın Bakan adamlar bizi kandırmıyor ki. Ben ama şey söylüyorum. Biz dedik evet. ki kardeşim bu F-35 meclisi uluslararası mahkemeye mi taşındı? Evet. Uzun mu sürecek? Evet. Ama benim kısa vadede savunmaya dair benim çok acil bir çözme ihtiyacım var. F16 meselesi bu senin rüyan, Türkiye'nin rüyası. Evet. Ama adamın rüyası başka. Adamın rüyası da diyor ki F16 şirketi bu iş ne kadar uzarsa ben o kadar parayı sıfır faizle kullanmış oluyorum. Hatta uzadı uzayacağı kadar sen ama daha, uzatma, uzadı yani. daha da uzatmayacağım. Daha da uzatmayacak Amerikalı bu Peki o, boşuna e, Yunus... Boşuna mı demişler güçlüyle aynı yatağa girmeyeceğim diye? Yunus, yani... oradan nasıl görünüyor tüm bu tartışmalar? Güçlüyle değil. O sözü sizin bilmemenizi ben gerçekten şaşırdım. Ya bakın da... İsmet İnönü'ye atfedilen büyük devletlerle temasa geçmek ayıyla yatağa girmek gibidir diye. Hayatım tamam da demiş. ben kestirmesini söylüyorum. Ama güçlüyle yatağa girmek deyince o daha... <laughs> <laughs> hiç olmazsa siyasi ya ciddi Hayır. bir şey konuşurken bir anda patlıyor hiç olmazsa <laughs> ya öyle siyasi... kadar patlıyor ben, ben ne diyorum ah 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 böyle diplomatik telefon 16lar falan ama da uçuyor İsmet İnönü sözünü <laughs> aldı hale çeşme belediye başkanı dayı olmak İsmet İnönü sözünü aldınız nereye getirdiniz sayın bakanım ya Evet Yunus seni dinliyoruz. Oradan nasıl görünüyor tüm bu tartışmalar? Nesmi açıklamaları şunda tabii Şu, sizdeki. Şunu söyleyebiliriz. Ee, burada siz bahsettiniz ya biraz önce şayet diyeyim ben e, hani iki ülke arasında böyle bir sözlü mutabakat varsa sıra olarak nasıl ilerleyecek? Şimdi komisyondan geçti komisyondan geçtikten sonra TBMM'den de geçmesini istiyorlarsa burada bir sıralama yok. Yani her şeyi ilk önce Türkiye'nin yapmasını istiyorlar demek. Mantıken ABD Dışişleri Bakanlığının yani o yarın Türkiye'ye varacak uçağıyla gelecek olan Blinken'ın başında olduğu bakanlığın ilk önce Kongre'ye bir bildirimi göndermesi lazım ki o süreç başlasın. O 15 gün sürede de TBMM İsveç'i oylamaya sunsun. Mantıken bu sıralamayla ilerlemesi lazım. Ama şimdi yine Yunan tarafına geri dönüyorum. Çünkü ABD bir üçgen oluşturdu. İsveç, Yunanistan, Türkiye üçgeni oluşturdu kendince. Burada Yunanistan, Yunanlıların Washington'daki basını şöyle diyor. Blinken, Hakan Fidan'ı uyardı. Eğer siz F-16 sürecini sonuçlandırmazsanız, bir nihayete vardırmazsanız, bakın biz aylardır beklettik. 6-7 aydır size vermeden Yunanistan'a F-35'leri veririz dedi diye artık algıda mı diyelim yoksa gerçekten böyle şeyler oluyor mu? Bu Yunan tarafının anlattığı. Ancak ABD'den işte bu son dün gelen açıklama, yılbaşından önce gelen açıklamalar sanki siz ilk önce hepsini halledin. Bizi öyle kongreye yollayacağız. Biz sadece öyle ikna edebiliriz gibi bir hava var. Ondan dolayı Yarın tabii bu listede F-16'yı koyamaz. Çünkü Gazze var, Lübnan var, Kızıldeniz var. Bu üç ülke arasında gerçekleşiyor. ABD, Yunanistan, Türkiye. Büyük ihtimal İstanbul'daki görüşmelerin ciddi bir kısmını da bu üçlü İsveç-Türkiye-Yunanistan üçgeni de kaptayacaktır evet. diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bizdeki hava da bu yönde. Sorun var. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın şurada bir liste yazdık değil mi? Öyle gözüküyor ki Amerika ve İsrail PKK ve DAEŞ'i sahaya sürmüş. Ya bu şu hamleleri yapan ve şu anda bütün bölgemizi ateş altına atan ve tehdit eden bir ülke var ve biz bunla bunlardan çok fazla iyi bir şey beklemek biraz ya fazla insan, mı şey?